Ve Akerler, ilk sevdalaklarımızın elleri. Şimdi tüm bayraklarımızı görebilir miyiz Aysun'un? Alanımızın her bölümünden tüm bayraklarımızı görmek istiyoruz. Arka taraflar dahil olmak üzere tüm bayraklarımızı görmek istiyoruz. Bahriken gibi vakur, kavyalar gibi muhtem, Bak şehri, yar şehri, Erzurum'un yiğit ve mert insanları, aziz savaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Erzurum demek, vefa demek, fedakarlık demek, yiğitlik, mertlik demek. Nene Hatunları, İbrahim Hakkıları, Alvarlı Efeleri bağrından çıkaran Mülk-i İslam'ın kilidi demek. Erzurum bir sevda, Erzurum bir vatan. Her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Mitingimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Erzurum olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve liderliğini yaptığı temelleri bu topraklarda ve bu toprakların bin yıllık sahibi olan Necip milletimize ait olan AK Parti'mizin her zaman yanında olduk. Nasıl ki bundan tam bir asır önce bağımsızlığımızın ve istiklalimizin diriliş meşalesini Erzurum'dan yaktıysak, şimdi de miting meydanımızı hınca hınç dolduran dadaşlar olarak 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye yüzyılıyla ülkemizin yeniden şahlanışını, meşalesini kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla buradan hep birlikte yapıyoruz. Hayırlı olsun kıymetli hemşehrilerim. Millet ve ülke olarak tarihi bir dönemden geçmekteyiz. Bu tarihi dönemde ya hep birlikte 86 milyon olarak biz kazanacağız ve ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları ferasetle bozacağız ya da bize diz çöktürmek isteyenlere teslim olacağız. Tarih zamanın zorunlu kıldığı görevleri cesaretle ve irfanla kuşanan kadroların cesur adımlarıyla yazılır. Bu yol şartlara teslim olarak değil, şartları inatçı bir sabırla millet lehine dönüştürmekle mümkündür. Bu anlamda AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yılmadan, yorulmadan önümüze çıkartılan tüm engelleri birer birer sabır ve tevekkülle aşarak ülkemizin dört bir tarafını otoyollarla, hastanelerle, okullarla, üniversitelerle akış akış işledik. Hamdolsun Erzurum'dan yedili masaya ne demiştik? Söz uçar, eser kalır demiştik. Bugün kendi otomobilini, kendi ihasını, kendi sihasını, tankını, helikopterini, savaş gemisini, savaş uçağını üreten ve ihraç eden bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna geldik. Ama daha yapacak çok iş
Çünkü yeryüzünde bütün masumların, mağrurların, mustazafların, yetimlerin, yurtları işgale uğrayanların umudu olan bu aziz millet, kutlu davamızda her daim reisinin yanında olmuş, devam edecektir yanında olmaya. Aziz arkadaşlar, şimdi Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle 14 Mayıs seçimlerinde umuda kenetlenen göz olmak için, yalnızca hak karşısında eğilen baş için, alnı ak, yüreği pek canlar için, adalet denince duyulan heyecan için, mazlumların sesini coşkuyla çoğaltmak için, benden bize, dokuştan yüze çıkmak için, samimi bir coşkuyla, aziz milletimizle birlikte biz kazanacağız. Dünya beşten büyüktür idealimizi gerçeğe dönüştürmek için, yeryüzünü hakkın yüzü kılacak müjdeler için, milli iradeyi her daim yükseltmek için, 2053-2071 hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapacak hedeflerle bütün dünyada daha güçlü bir Türkiye'yi oluşturmak için umutla, kararlılıkla hep birlikte yeni bir döneme başlıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kıymetli hemşehrilerim, Erzurum'un en büyük meydanından verdiğimiz bu muhteşem tablo bize şunu söylüyor. Erzurum her zaman olduğu gibi 14 Mayıs'ta da doğru adamla doğru adımlarla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun güçlü liderliğindeki Türkiye yüzyılının bir kez daha yanında olacaktır. Olmaya devam edecektir. Bizler AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden başkanlığını, müjdesini buradan birlikte tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Dünya mazlumlarının lideri, göz bebeğimiz, Cumhurbaşkanımız, dadaşlar diyarına hoş geldiniz. Sözlerimi burada tamamlarken, Rabbim yolumuzu kavi, umudumuzu diri kılsın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun kıymetli hemşehrilerim. Konuşmalarını gerçekleştiren AK Parti Erzurum İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de Erzurum için gece gündüz çalışan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zekmen'i konuşmadan yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Aziz kardeşlerim, AK Parti'nin kıymetli yetkilileri, Cumhur İttifakımızın saygıdeğer mensupları, gençler, hanımefendiler, amcalar, nineler, dedeler, size sesleniyorum, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz bizimkimize, hoş geldiniz. Arkadaşlar, size kurban olayım. İşte Erzurum, işte dadaşlar. Kıymetli kardeşlerim, ülkemiz bir dönüm noktasından geçiyor. Yeni bir genel seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz.
içinde bir güç, dünyada bir küresel güç. Herkes bunu böyle bilmeli. Biz yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden büyük Türkiye yapmak, yeniden ayağa kaldırmak üzere yoğun bir şekilde Cumhur İttifakı olarak, AK Partiler olarak, gençler olarak, dedeler bineler olarak ve 85 milyon insan olarak kalkınıyoruz ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, şunu iyi bilmeliyiz ki Erzurum bugüne kadar bir daha yer aldı. Hep liderine destek verdi, onunla beraber yürüdü. Yürümeye devam ediyor. Bakın, Dadaş ne diyor? Yüzyılların ardından kokup gelen bir bakar. Kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır var. Bu seçimde gör bizi. Geçme sakın raktan. Gözün varsa seçersin. Seçimde para yaklar. Dadaş çelik bir yaygır. Onu görmeye gelmez. Sağlayan bir sel olur. Dağlara da baş eğmez. Yayla bulutu gibi yükselir. Yavaş yavaş. Sonra birden köpürür. Sel olur. Taşar dadaş. Doğumun sınır taşı. Erzurum'un dadaşı. Yiğitleri var ülkemin. Eğilmez yurdumun başı. Evet. Bu ülkenin yiğitleri var, kahramanları var, cesur insanları var. Hiçbir zaman bu ülkenin başını eğdirmediler, eğdirmeyecekler. Kıymetli kardeşlerim, buradan tekrar sizlere sesleniyorum. Bugün partide hiçbir zaman yaşamadığımız siyasiyi söylemekten geçiyoruz. Bir varlık mücadelesi veriyoruz. Bir ileri batıdan, dünyanın öbür tarafından bu seçimle müdahale etmek istiyorlar. Ama ben inanıyorum ki bu asil millet, bu 85 milyon asla buna müsaade etmeyecek. Biz bizden değil, batıdan değil, bu milletten, dadaşlardan, aziz milletimizden destek alırız. Bu destekle yola yürürüz. Bakın birileri ülkemizin en büyük gücü olan savunma sanayinde kazandığımız güce dokunmak istiyorlar. Ama biliyorum ki siz dokundurtmazsınız. Dokundurtur muyuz? Asla fırsat verir misiniz? Asla fırsat vermeyeceğinizi biliyorum. Birileri diyor ki biz diyaneti kaldıracağız. Birileri diyor ki biz din dersini kaldıracağız. Birileri diyor ki bu masa kumar masası nasıl oluyor da tekrar dönüyor yapabiliyorlar. Evet, o masa kumar masasıdır. O masa milletimizi, ülkemizi oyalama masasıdır. O masaya asla fırsat vermeyeceğiz, vermeyeceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, bugün ülkemiz emin ve kararlı bir şekilde büyük bir güçle yolunda devam ediyor. Sanayide, ulaşımda, eğitimde, ekonomide, her alanda ülkemizi büyütmenin, geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Elbette ki Erzurum olarak bu dönemde de ne arzumuz, ne isteğimiz varsa hem Mirem'de bizler, hem Mirem'de sayın liderimiz, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar ve gösterecekler. Buna gönülden hep beraber inanıyoruz. Seçime bir
tam da kaldı. Öyle kaynetmeliyiz ki Türkiye'nin dünyanın neresinde dostluğumuz, tanıdığımız varsa onlara ulaşıp Cumhur İttifakı'na, AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanımıza büyük destek vermeliyiz. Sandıklar açıldığı zaman AK Parti, Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı Sayın Recep Tayyip Erdoğan demeli. Var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Eğer siz varsanız biz de varız. Kıymetli konuklar. Geçmişe kalkıp sömemem. Evet biz
geçmişini ihtar eden, geleceğine umut bağlayan bir milletiz. Bir kardeşler grubuyuz. Selam olsun Batı'nın evine. Selam olsun Batı'nın vatanına. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını gerçekleştiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz, alanımızın dış tarafında bulunan tüm hemşehrilerimizi hızlı bir şekilde bariyerlerle çevrili alanımızın iç bölümüne dahil olmalarını istirham ediyoruz. Ne güzel Çin Erzurum, ne güzel Çin Dalaşlar Diyarı, hanımefendilerle, beyefendilerle, sevgili gençlerle, ne güzel Çin Erzurum. Evet, gençlere söyleyecek bazı sözlerimiz var. Sevgili gençler, Türkiye yüzyılının ilham kaynağı sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizlere o kadar değer veriyor ki alfabenin tek bir harfini sizlere asla sıkıştırmıyor. Ne diyor? Sizlere teknofes kuşağı diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye yüzyılını yükseltecek olan sizlersiniz diyor. Bizler çalıştık diyor. Anadan geçtik, yardan geçtik, serden geçtik. Ama bu ülkeyi yüceltecek olan, Türkiye'yi yüzyılına taşıyacak olan sizlersiniz diyor. Ve Erzurum'da bugün bu tablo bunu satın almış. Ve diyor ki biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la doğru zamanda, doğru adamla yürümeye devam edeceğiz diyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Erzurumlu kardeşler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, inayeti, nusreti üzerinize olsun inşallah. Hey maşallah. Barikallah, işte Erzurum'u. Memleketime geldim. Ben de biraz Erzurumluyum. Dalaş çeşmesinden su içmişliğimiz vardı. Cennet çeşmesinden de, Çukur çeşmeden de. Ben işe mesleğe buradan başladım biliyor musunuz? 1990-92 yılları arasında Erzurum'da avukatlık yaptım. Ekmeğinizi yedim, suyunuzu içtim. Sıcaklarınız maşallah soğuk iklimde bile kendisini hissediyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Evet değerli dostlar, malumunuz 30 gün sonra sandık var. 14 Mayıs'ta seçime gideceğiz. Önümüzdeki 5 yıl memleketimizi idare edecek Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Aynı zamanda her bir ilde ilimizi mecliste temsil edecek milletvekillerimizi seçeceğiz. Fakat emin olunuz bu seçim sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece milletvekilliği seçimi, sadece önümüzdeki 5 yılın idarecilerini tayin etme seçimi değildir. Çok daha ötesi var. Önümüzdeki 100 yıla yön verecek bir seçim yapacağız. Allah'ın izniyle bu 100 yılın daha müreffeh, daha güçlü, birliğini beraberlik sağlamış, yüzünün bütün
yürürlüğe kabul ettirilmiş. Ekonomist dergisinin kapağını yapmış, başlığını kapak yapmış bir seçim olacak. Öyle bir Türkiye hazırlayan bir seçim olacak. Kardeşler, aslında Erzurum'da lafı çok uzatmaya gerek yok. Erzurum'da kardeşim işini bilir. Bir tarafta 21 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya götüren bir cumhurbaşkanımız var. Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş. Öte tarafta altılı masanın sonra yedeğin de devreye girmesiyle yedili masanın adayı var. Lütfen arkadaşlar, kardeşler, bunlar sandığa sardır. Sandığa toz dersi vereceğiz. 14 Mayıs günü tıpkı 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi memlekette taş üstüne taş koymayı beceremeye milleti ayrıştıra, etnik temelde ayrıştıra, mezhep temelde ayrıştıra, milletin örtüsüyle kavgalı, milletin inancıyla kavgalı, milletin tarihine cahil, milletin özüne yabancı, halka tepeden bakan o zihniyet 14 Mayıs 1950 günü milletten bir ders aldı. Millet ona bir mahkumiyet kararı verdi. Onu muhalefete mahkum etti. İnşallah bu mahkumiyet ebed müddet olacaktır. O gün bugündür halkın desteğiyle, halkın çoğunluğunun oyuyla iktidara gelemediler. Yine gelemeyecekler. %20-25 bandına sıkışmışlar. Oradan çıkmak için yanlarına yedekler alıyorlar. Yetmiyor ama. Buradaki yedekler yetmemiş olacak ki. Dışarıda da yedekler var. Kim var? Amerika var mı? İngiltere var mı? Almanya var mı? Fransa var mı? Ermenistan var mı? Yunanistan var mı? İsrail var mı? Onlar kaçıştı, onu yedi mi etti? 7+7 bir reis eder mi? Etmiyor değil mi? Etmez. Niye etmiyor? Onlar da bunu görüyor. Etmediğini bildikleri için bu sefer Cumhur İttifakı'nın içerisine fitne sokmaya çalışıyor. Nasıl fitneler? İttifakın içerisindeki partilerden herhangi birisinin bir yetkilisini gördüklerinde acaba bir diğerinin aleyhine bir cümle alıp ağzından bunu işleyip bunu büyütüp onları birbirine düşürebilir mi? Yetmiyor, düşüremiyorlar, başaramıyorlar. Hangi temellerde yapıyorlar? Mesela maalesef dün Trabzon'da bazı provokatörler kim olduklarını biliyoruz. Rozetlerinin ne olduğunu da biliyoruz. Hangi partinin adına orada olduklarını da biliyoruz. Fakat halkı galeyana getirerek, provoke ederek güya bizi bayrak düşmanı gibi, bayraktan rahatsız olan insanlar gibi lanse etmeye, öyle tanıtmaya çalışıyorlar. Biz orada söyledik, daha önce söyledik, dün söyledik, yarın da söyleyeceğiz, bu meydanda bir kez daha söyleyeceğiz. Şu bayrak 85 milyon milletin tamamının bayrağıdır. Kim bu milletin etnik temelde ya da mezhep temelinde birbirinden ayrılıp birbirine karşı kışkırtıp birbirine düşürmeye çalışıyorsa onlar bu milletin düşmanlarıdırlar. Biz onların bu oyunlarına gelmeyeceğiz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmayacağız. Biz onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Onlar o kurdukları masanın etrafında halini yedi. Yedi de dışarıdan birileri daha var. Bir doğu yakasından, bir de batı yakasından. Batıda kim var? Pensilvanya var. Var mı? Doğuda kim var? Hangi var? Var mı?
onları destekliyor mu? Ama yetmiyor. Şimdi onlar özellikle Kandil ile Pensilvanya'nın üzerine bir şal örtmek için, bunu gizlemek için işi başka taraflara çekip bizim üzerimizden akıllarınca Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı vurmaya çalışıyorlar. Ama nafile, bu tuzaklara bu millet düşmeyecek Allah'ın izniyle, özellikle de 14 Mayıs günü sandıklarda bu fitnecilere, bu terör sevicilerine, bu Kandil'den destek alanlara, bu Pensilvanya'ya göz kırpanlara iyi bir ders verecek. Ders verecek miyiz? Erzurum, arkalarından ses gelmiyor. Ders veriyor muyuz? Maşallah. İşte Erzurum bu. Erzurum ders verecek ve bu ders tarihe geçecek, kitaplara geçecek Allah'ın izniyle. O yüzden zaten Erzurum'a gelince miting de yapamıyorlar, değil mi? Devam ediyorlar mı? Niye yapamadılar? Erzurum bu, bahsede değil de onları tanıyor bu onlar. Değil mi? Evet. Ama onlar birilerinin bir çalışma, sesli çalışma yapması istemedikleri zaman zorbalıkla önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama onları tanıyor, onları yüz veriyor. Şimdi kardeşlerim, Erzurum'un arkadaşlar, evet. Başlarcısınız. Kardeşlerim, sosyal medyaya bakarsanız Cumhur İttifakı kaybetmiş. Sosyal medyaya bakarsanız, anketlere bakarsanız durum yer yer yer, el el. Ama meydanlara bakarsanız meydanlar ne diyor? Ben size söyleyeyim. Bakınız,
muhalefet kaybedeceğini anlıyor. Şu anda dua ediyor. Diyor ki inşallah en azından fark az olsun. Fark az olursa ne diyecekler biliyor musunuz? Biz kazanmıştık, onlar hile yaptılar, hile de bizden oldu. Öyleyse öyle bir oranla bu seçimi sonuçlandırmalıyız ki en azından 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden göndereceğiz ki onlar artık hileyle aldılar diyemezsiniz. Çünkü fark az olursa onlar sadece hile yaptı demekle kalmayacak. Bu hile yaptılar sözünü sokakları hareketlendirmek ve başka bir fitne çıkarmak için kullanacaklar. O fitnecilere bu fırsatı vermemek için bugün de önümüzdeki cumartesiye kadar şu 8-9 günde bütün kardeşlerimden bir şey istiyorum. Lütfen. Hemen herkesin cebinde bir telefon var değil mi? Hemen her telefonda yüzlerce isim kayıtlı değil mi? Öyleyse kardeşler, sizden diyeceğim şudur. Herkes telefonunu alsın. O telefonda kayıtlı numaralara şöyle bir göz gezdirsin. Arkadaşlardan, akrabalardan, komşulardan. Kimler var kafası karışık ya da tereddüt halinde olan? En azından her birimiz bir iki kişiyi, tereddütte olan bir iki kişiyi ikna etmek için çabalarını yoğunlaştırsın. Bunu yapabilir miyiz? Yapar mıyız? Şimdi ben buranın ekmeğini yedim ya iki. İstanbul'un üçüncü bölgeden beni alıyordular. Erzurumların tabiriyle söylenen bir söz şimdi aklıma geldi. Der ki Erzurumlu, burası Erçi, İstanbul'un Erçi, Erzurum, yaylaşın. Yaylaşın, değil mi? Eyvallah. Allah'ın izniyle Erzurum gümbür gümbür. Erzurum'da heyecan, Erzurum'da mahşeri bir kalabalık ve Erzurum meydanı Erzurum kararını vermiş diyor. İnşallah rekor oranda bir oy bekliyoruz. Evet, değerli dostlar, aradan 30 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra belki bunu bir meydanda bu kadar kalabalık bir Erzurum'un toplumunun karşısında açıklarız. Ben de kendimi sizin fahri bir hemşeriniz olarak kabul ediyorum. İnşallah İstanbul vekili olarak gitsek de aynı zamanda Erzurum'un da vekilini yapacağız. Eğer kabul buyursanız. Allah'ın izniyle razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberimizi daim eylesin. Gücümüzü, çabamızı arttırsın. 14 Mayıs günü o zaferi gördükten sonra şükür secdesi yapmayı hepimize nasip eylesin. Şimdi aslında biraz daha hasbihal edemeyiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız alanı teşrif etmişler. Şimdi ben sözü uzatmamıyorum. Sözü ustasına bırakmam. Bu zaman işte Türkiye 100 yılı için doğru adam. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşeğin Erdoğan Efendi sizleri sevgiyle selamlıyor. Hep onu söylüyor şarkılarımız.
kim olabilir? Milleti yürüyen sevdaların söz herkesin yine. Bizi yıkmayın kolay olsan doğrusu. Söyleyelim şimdi tüm dünya duysun. Erzurumlu kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum.
Biz Erzurum'u severiz. Hem de çok severiz. Biliriz ki Erzurumlu da bizi sever. Öyle mi? Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. 2002'den beri aramıza kimseyi sokmadı. Saflarımızı sık tuttuk. Sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye 100 yılını beraber inşa edeceğiz. Bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Dünyanın namussuz kimsenin bizi bölmesine, ayırmasına, aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan malum HDP'yi artık Erzurum'da siliyor muyuz? Siliyor muyuz? Yani kardeşlerim, Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'de kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek. İşte şimdi Van'dan geliyorum. Van'da da maşallah muhteşem bir katılım var. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle, Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'nin değil ha, yurt dışında da aynen gözleri yaşlı, elleri semalı olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahzun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mazlumlar sevinecek. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan soydaşlarımız sevinecek. Daha adil bir dünya mümkün çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki 100 milyonlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı? Onun paça arası. Onda yazan var mı? Onda kitap var mı? İşte bu kitapsızlara değerli kardeşlerim, inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz. Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kandil'dekiler fahim. Kandil'dekiler benim Diyarbakır annelerimin
maalesef yavrularını kaçıran haline. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? 14 Mayıs bizimle birlikte kalbi bizimle çarpan milyonlarında inşallah bayram olacak. Bunun için gece gündüz demeden çok çalışmaya var mıyız? Önümüzdeki 9 günü en güzel şekilde değerlendirmeye var mıyız? Hiçbir anımızı, hiçbir günümüzü boşa geçirmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, kapı kapı dolaşacağız. Ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş, hangi sebepler olursa olsun, kalbi kırılmış kim varsa, helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak bu kardeşimiz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz. Son 15 seçimde olduğu gibi yine işi sandıktan önce bitireceğiz. Erzurum, şimdi şöyle bir kavlimizi yenileyelim istiyoruz. Hazır mıyız? Erzurum, 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzünü için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Maşallah. Barakallah. Tebarekallah. Erzurum hazır. Allah bize dalaşların eksikliğini yaşatmasın. Rabbim yol arkadaşlarımızı, dayanışmamızı daha da güçlendirsin. Yüz yılın işini 20 yıla sığdırdık,
yerli otomobiliniz olur. Kendi İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncı'yı, milli tankınızı, milli helikopterinizi, milli silahlarınızı, milli denizaltılarınızı, milli muharip uçağınızı, eğitim ve destek uçağı ücreti, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerine, ilk istihbarat gemisi TCG uçuru, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG anadolu, yerli ve milli ilk gözlem uçumuz İMECE'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, akülü nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, tanaklı, Bakü-Tikris Ceyhan boru hattını, Borkabül üretim tesisini, 2,5 milyon konut bölüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 ile bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk doğum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusuf Eli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya tünelini, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz olduğu havalimanı, milli elektrik ve tren seti üretimi, devşehir hastaneleri, yerli aşı tıp olarak, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim 12 yıl, ders kitaplarının ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüz havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'nin 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete talih zam, memur maaşlarını artış, en düşük emekli aylığında 7500 lira, bayram ikramiyesinin 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yapıtan yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, patron yardımı, Rengi 97 lira. En düşük kur ve yetim aylığına 4125 lira. Evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Dağıl Anlaşması'nı, KKTC ve Yilgeller M anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, dializ cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim grup kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranı, ülke ekonomisi 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı iş sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını arttırdık, hava kirli karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ'la vesaire odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, saklı akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Nasıl? Güzel mi? Evet, detaylıca anlatmaya kalkacak. Saatler, günler sürecek tüm bu işleri sadece 21 yılda yapacak. Bizden önce 80 senede yapılamayanı biz 21 yıla sığdırmayı başardık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 21 yılda attığımız adımlarla bu idealimizin altyapısını oluşturduk. Bizden önce ülkemizin yol sorunu, hastane sorunu, okul,
üniversite, spor tesisi sorunları vardı. Çözdük. Bizden önce Türkiye'nin üretim sıkıntısı, dışa bağımlılık problemi vardı. Giderdik. Bizden önce turizm sadece belli mevsimlerde ve ülkemizin belli illerinde yapılıyordu. Yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komisyonlarınca yönetilen güçsüz ve zayıf bir gerçeği vardı. Tamamen değiştirdik. Nasıl mı? Onu da söyleyeyim. Ve Davos'tayız. Yanımda o zamanki işte ekonomiyle de ilgilenen Bebecan var. Davos'ta. Şimdi hava yapıyor ya. İşte ekonomiyi ben şöyle giderim, böyle giderim falan. Ve orada IMF'in başkanıyla görüşüyoruz. IMF başkanı dedi ki, siz alacağınızı, taksitlerinizi tahsil ediyor musunuz? Ediyoruz. Ama Türkiye'ye siyasi talimat veremezsiniz. Çünkü Türkiye'nin başbakanı benim, Türkiye'yi ben idare ediyorum. Tabii kızardı bozardı ama Bebecan da kızardı. Öyledir. Ve biz o zaman 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz var. Merkez Bankamızın rezervi de 27,5 milyar dolardı. Kardeşlerim, 2013 IMF'ye tamamen borcumuzu ödedik ve ondan sonra da IMF ile işimiz kalmadı. Ve şimdi de Merkez Bankamızın döviz rezervi hamdolsun 27,5 milyar dolardan nereye çıktı? 115 milyar dolara çıktı. Bunlar ne yaptılar? Gittiler otellerin odalarında. CHP'nin bir malum sözcüsü var. Bir de İP'ten bir zamanlar Merkez Bankası'nda olan kişi var. Birlikte IMF ile görüşmeler yaptılar. Bir ya bize akıl veriyorlar. IMF'den borç alındı. Biz dedik o kapıyı kapatalım. Artık bizim IMF'le ilişkimiz yok. O gün bugündür yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bize yeteriz. Ayrıca bununla da kalmadık. Bizden önce terör örgütlerine karşı mücadelesinde başkalarına muhtaç bir ülke vardı. Hamdolsun buna son verdik mi? Şimdi artık buralarda terör esiyor mu? Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA'yla, SİHA'yla, Akıncı'yla, Ankara'yla, Atak'la, Fırtına'yla geliyorum şimdi Aslan'a. Kızıl Elma'yla nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Benim Erzurumlu kardeşimi bunlar rahatsız edemez. Huzur içinde yaşayacaklar. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu İstanbul'da ağırladık. 150 bine yakın ziyaretçi oldu. Şimdi de İzmir'e gönderdim. Şimdi de İzmir'de kuyruklardan geçindim. İstedim ki İzmir'de TCG Anadolu'yu bir görsün. Tabii başkaları da görsün. Anlıyorsunuz kimlerin görüntüsünü. 60 yıllık bir hayalin ürünü olan top elektrikli araç teknolojisinde onunla da biz varız diyoruz. Ama dikkat edin. Renklerden bir tanesini de koyduk. Oldu. Boşuna oltu koymadık. Bak şimdi Erzurum'da dolaşıyor. Tabii onu da
hele hele gençler bayılıyor. Karadeniz gazının yanı sıra Gavar'da bulduğumuz petrol ile ülkemizin enerji kaynaklarını milletimizin istifadesine sunuyoruz. Ortada gaz maz yok dedikleri Karadeniz doğal gazını ülkemize getirdik, vatandaşın emrine verdik. Bu gururu milletimizle paylaşmak için de doğal gazı bir ay ücretsiz yaptık. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşecek. Artık Erzurum'un kışı siz kardeşleriniz için biraz daha kolay geçecek. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gavar petrolümüzü de milletimize buluşturacağız. Tabii petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki petrolümüz, buraya dikkat, buraya dikkat. Ben de onlara diyorum ki bizim petrolümüz Erzurum Kut Pekmezi kıvamında. Nasıl? Bayılırım Erzurum'un Kut Pekmezi'ne. Yani kalitesiyle, saflığıyla hamdolsun en üst standartta. Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Şimdi isterseniz gelecek 5 sene neler yapacağız ona da bir bakalım. 20 yıldır yapılan hazinelerin devasa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyor. Türkiye 100 yılına giriyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlalıkta ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 milyon dolarlık milli gelire ve 10,5 milyon dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyonda izlemediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın ülkenin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın bütün hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret alıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız durağı artmayacak, şehirlerimizi her türlü afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'da başlayarak risk içindeki evini kentsel dönüşümde güçlendirenlerin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5.250 liraya yükselteceğiz. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağı Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturduğu aile ve gençlik bankasını kuracağız. Eylemlerine ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız. Eylemlerine emeklilik imkanı getireceğiz. Her aile ve gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile yapımızı LGBT gibi sapkın akıllara karşı koruyacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alanında belgeyi kaldıracak, ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon tohum yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız.
Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve tüm dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüdür ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızda sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye ekseninin mahkum edilecek. Dünyada örnek gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve kursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılımı sağlayacağız. Ulaşım başta olmak üzere güçlü otomobil yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımızı anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. Türkiye'de güven ve istikrar sürecek. Türkiye büyümeye devam. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye 100 yılını birlikte kuracağız. Ve 14 Mayıs Türkiye 100 yılı için milat olacak. Evet, sizlerin desteği ve duasıyla tüm bunları tek tek hayata geçireceğiz. Karadeniz gazını nasıl ülkemize getirdiyse, oltu rengi togu yollara nasıl uğradıysa, milli muharip uçağımız Kaan'ı nasıl hangardan çıkardıysa, Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Kardeşlerim, biliyorsunuz, ağacın kurdu içinde olur. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun karşısına da içimizden birilerini çıkardılar. Önce altın benzemesi bir masa etrafına topladılar. Sonra buna en başından beri masanın altında olanı eklediler. Kimdi o? HDP. Ardından masaya iki tane daha belediye başkanı geçirdiler. Bir ara masadaki ortaklardan biri dışımla kalktı ama 3 gün içinde tekrar tıpış tıpış yerine oturdu. Bu 3 günde ittifak ortaklarından 30 yıllık hakaret ise yanına kar kaldı. Şimdi Cihan Bey geçen hafta Erzurum'a gelmiş. Öyle mi? 250-300 kişi gelince güvenlik gerekçesini mitingi iptal etmişler. Öyle mi? İlk gelmiş. Sadece esnaf ziyareti yapmış. 300 kişi etrafında toplanmış. En son HDP 1500 kişiyle Kınıs'ta miting yapmış. Ben şimdi buradan Kınıs'taki kardeşlerime de sesleniyorum. Bunlardan ne bekliyorsunuz? Benim Kınıslı kardeşim imanlıdır. Kınıslı kardeşim inançlıdır. Kınıslı kardeşim bu imansızlara, bu kitapsızlara, bu ezansızlara artık hadi buradan demeyecek. Ve bu masanın etrafındakiler anlaşamıyor. Her gün kavga ediyor. Ama işbirliklerine bakan ve koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemiyor. Şimdilik 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Ama bu sayı sürekli artıyor. Yakında bölücü örgütün uzantılarında da ne söz verdiklerini açıklarlar. Aynı şekilde FETÖ'cülere ne söz verdiklerini açıklarlar. Yani ortada parçası da, dili de, yüzü de artık sayılamayacak kadar çoğalmış bir koalisyon var. Hepsine bir misyon yüklenmişler. Birine siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi vermişler. Ajansın ezberlettiği metni sağda solda papağan gibi tekrarlayarak görevini yerine getiriyor. Diğerine SEO'nun havariliğini yapma vazifesini yüklemişler. Bu SEO Diyarbakır'da
51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Değerli kardeşlerim, şimdi içeride. Ne diyor Bay Bay Kemal? Onları da çıkaracağız. Başkan olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak sen onun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Bir başkasına sen bize değilin kesimi kontrol edeceksin demişler. Diğer iki tanesini ise siz de AK Parti'den kopartabildiğiniz kadar oy kopartacaksınız diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini, tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağa, yani İYİ Parti'ye vermişler. En zor durumda olan da orada. Cami ile kilise arasında kalmış. Bey namaz bir şahane. Kilise gidemiyor. Kalsa yakışmıyor. Su soğumuyor. Konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde. Her gün sağa sola savrulup duruyor. Ne diyelim? Allah bir an önce bu tenderinden kurtulmayı nasip etsin. Şimdi isterseniz karşımıza çıkardıkları masa nasıl bir bakalım. Sosyal sigortalar kurumu kim var? Kılıçdaroğlu maaşları bilmeyeceğini açıklıyordu. Bir defa bulmuş, hatta yaratılıyor. Tanrı bakanlar alın diye yalvarıyorum demişti. Çarşan 6,5 gün. Ne diyor kaldım? İnşallah bu dava durma giden bir zamanı bir tarafta. Altın, yürek, çivi, çivi, gökçün, kuyruk ve gelin gel. Hasta olur mu yavrum? Hoş bir görüntü değil. Ne hastanemize yaşanan bir durum maalesef. Bir hafta sonrasında iki ay var. Sizin liderliğiniz hay hay öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olacağını tam oyla duyurmayı önemli bir görev sanıyor. Genel başkanlık olarak seçildiği zaman kendine göre bir hedef koymuşsunuz. Bu yakalarınızı yakalamanız o ayrı bir şey. Tek başına ben de ilgiler edelim. Yönetim kadrosu olarak yönetim bu işi geçer mi diyeceğiz? Çıkın da bir yönetim. Başarısız olursanız oyunuzu düşerse koltuğunda kalacağım diye bir düşünceniz yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Milis İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyecek. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü veriyorum. Namus sözü veriyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kapıya koydular. Ankara'da kapıya koydular. İzmir'de kapıya koydular. Hani nerede senin namusun? Kentsel dönüşüm projesinde aylardır verdiğimiz mücadelelerle ihaleler ertelendi. Bulundurma konusunda faydalanır oldu. Yani görüntü çıkartma konusunda. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsatta. Ekrem İmamoğlu çiftlik fan mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalıkla İmamoğlu çiftliğine Sevoya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. HDP'nin başarı Sayın Yalın'ın çok önemsizli bir projedir. HDP'yi meşhur oradan olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık görevi görür. Elbette de benim. Merhaba hocam, çarptıklarına bir itibar var. Kılıçdaroğlu'nun ayda olmadığını yaygınlıkla sağladık. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklermiş. HDP'nin bu kadar şeyini niye verdik? Siz Mustafa Kemal Yapsevdin generali olsanız önde yazar bir çift yazı. Sırtınızı yapıcıya
yarattı. Gece devleti bizden istihar çıkarmış. Teröristler bunda. PKK yönetimini bulmak ve bulmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim bulur? Ancak biz buluruz, biz. Gizli partide bahaneyi yakıp yıkan provokatörler polise yemin bilyeli taşlarla saldırıyor. Ekrem İmamoğlu, Ekrem Biz Yönetim Dairesi Başkanlığı Tayfun Kahraman'a atadı. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Ramazan İstanbul, Ağabeyçe, Tanrı'nın bütün üstlerini iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Halkımıza şu çağrı yapıyoruz. Bir kez bulunduğu yerden sura doğru yürümelidir. Bütün mahallelerde, dış mahallelerden, dış ilçelerden. Yürümeyen, kardeşim. Ya ülkeye fare getireceğini iddia eden tayfa bu. Ya bu ülkeye fare biz getirdik, biz. Terörü bu ülkede durduran kim? Terör bitti, bahar geldi sayemizde. Ekonomideki sorunları çözeceğini söyleyen aday bu. Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözün arkasında durmamış. Kendi partisine ait mağdur etmediği kimseyi bırakmamış. FETÖ'cüsünden mevcusuna kadar herkes değiştirmiş. Bay Bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. Daha bir iki ay öncesine kadar kazanamaz dedikleri, aday olma baskısı yaptıkları, güvenmedikleri defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Daha kendi sorunlarını çözemiyorlar. Çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Erzurum'a aşık. Ne güzel söylemiş. Hepsi yalan. Utanma yok gözünde. Kal burada su durursa. Bay Bay Kemal de durur sözünde. Burada Erzurum'a soruyorum. Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya'yla, Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Daha teröriste terörist diyemeyenler, insanımızın canını, malını, ırzını koruyabilir mi? Alevi Sünni diyelim. Türk Türk diyerek bu milleti bölenler 85 milyonu bir arada barış içinde yaşatabilir mi? Avrupa'dan aferin almak için 40 takla atanlar Türkiye'nin başını dik tutabilir mi? Değerli kardeşlerim, IMF'le otel odalarında gizli saklı pazarlık yapanlar ülkemizin ekonomisini, ihracatını, turizmini geliştirebilir mi? Bunlardan ülkeye de hayır gelmez. Millete de hayır gelmez. Erzurum'a zaten hiç hayır gelmez. İnşallah 14 Mayıs'ta gizli açık ortaklarıyla birlikte bu kumar masasını tasfiye etmeye var mıyız? Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu kifayetsiz muhterislerden kurtarmaya var mıyız? Bay Bay Kemal, bu ortakları kimlerle kol kola girerse girsin, biz yolumuza sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bay Bay Kemal, Kandil'le yürüyor. Kandil'in uşaklarıyla yürüyor. Biz milletimizle yürüyoruz ve Rabbimize dayanıyoruz. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne var ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok. Milletimiz bizden, değerli kardeşlerim, Türkiye yüzyılını özellikle inşa etmemizi bekliyor. Biz de bu beklentilere uygun şekilde çalışıyoruz. Tüm Türkiye'yi yatırımlarımıza ilmek ilmek işlerken Erzurum'u da ihmal etmiyoruz. Erzurum'a 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 84 milyar yatırım yaptık. Eğitimde 3.911 adet yeni derslik kazandırdık.
İkinci devlet üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 19 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları ve 71 adet spor tesisi inşa ettik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 8 milyar lira tutarından kaynak aktardık. Sağlıkta 2032 yataklı 24 hastane dahil 107 adet sağlık tesisi yaptık. Şehrimize kazandırdığımız eserlerden biri de şehir hastanemizdir. TOKİ vasıtasıyla 14.461 konut yaptık. Şimdi de ilk evimle 2.420 yeni konut ve ilk iş yerimle 218 iş yeri inşa ediyor. İlk arsamla altyapısı hazır 17.500 arsa veriyoruz. Kardeşlerim, Erzurum'daki 13 Millet Bahçesi projemizin onu tamamladık. Ulaştırmada 49 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 620 kilometreye çıkardık. Erzurum Kuzey Çevre Yolu'ndaki onarımı bu yıl bitiriyoruz. Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars hızlı tren projesini Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Tarım Ormanı'nda 11 baraj, 22 sulama tesisi, 312 taşkın koruma tesisi ve gölet ile 28 hidroelektrik santrali inşa ettik. Erzurumlu çiftçilerimize toplam 3 milyar liralık destek verdik. Erzurum ve civarı illerimizin tarıma yem ihtiyacını karşılamak için tarım kredinin yapacağı 250 milyon liralık yatırımla yılda 50 bin ton üretim yapacak fabrikanın inşasına başladık. Enerjide 339 bin doğalgaz abonesi olan şehrimize ve 19 ilçesine doğalgaz getirdik. Önümüzdeki dönemde uzun dereyi de doğalgaza kavuşturuyoruz. Tüm bu yatırımların kesintisiz sürmesi için 14 Mayıs çok önemli. Hepimiz sandığa gidecek ve irademize sahip çıkacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi tercihimizi yine eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacağız. Bay bay Kemal ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz. Eli kanlı terör örgütlerine, selam çakanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Şimdi hazır mıyız? Öyle bir haykıralım ki bütün Türkiye duysun. Şöyle kaldıralım ellerimizi. Tek millet. Az olmadı mı? Az olmadı mı? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İyi olacağız. Biri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Hanımefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Erzurum, şu telefon ışıklarını bir görelim bakalım. Karanlığın gölgesi Erzurum'un üzerine çöktüğü gece karanlığını. Şimdi şöyle bir aydınlatalım bakalım. Öyle bir aydınlatalım ki bu aydınlık bütün Türkiye'nin gözlerini kamaştırsın. Şimdi 28. dönem Erzurum milletvekili adaylarımızı sizlere takdim ediyoruz. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Selami Altun. Thank you.
bebeğimiz, göz bebeğimiz, o başkanımız. Hep onu söylüyor şarkılarımız. Kim bulabilir milletimde bu sevdanın süs herkesin dilinde. Bizi yıkmayın kolay insan doğrusu. Söyleyin şimdi tüm dünya duysun. Yolumuz açık olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun.